eşitsel sorumluluğa sahip gelişmiş ülkeler eşitlikçi olmalı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun iklim zirvesi tarafını Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gülce ile New York temsilcimiz Serhat Uçak konuştu. Biz de şimdi özellikle IŞİD konusunda alınan kararları, gelinen noktayı ve bundan sonrasını stüdyoda çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şu son durumu bir toparlayalım. Neler oldu bugün içerisinde? Daha sonra sizin görüşlerinize başvuracağız. Birleşmiş Milletler'de dünya liderleri IŞİD'le mücadelede atılacak adımları tartışıyor. Irak ve Suriye'de ise operasyon devam ediyor. Amerikan Hava Kuvvetleri IŞİD'in elindeki petrol rafinerilerini hedef alan saldırılarını dün gece de sürdürdü. İngiltere parlamentosundan Amerika'nın öncülüğünde Irak'ta IŞİD'e yönelik yürütülen hava operasyonuna İngiltere'nin katılması yönünde bir karar çıktı. Amerikan Hava Kuvvetleri dün gece düzenlediği saldırılarda IŞİD'in gelir kaynaklarını kesmek amacıyla rafinerileri vurmaya devam etti. Yerel kaynaklar bölgedeki 8 rafinerinin daha vurulduğunu kaydediyorlar. Bu rafinerilerin bir kısmının Irak sınırı yakınındaki Haseke'nin doğusunda bulunduğu belirtiliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Irak'taki saldırılarında ise IŞİD'in Kerkük valisi Nime Naif'la Kerkük askeri sorumlusu Ebu Abidin öldürüldüğü açıklandı. Hava saldırısı Rakka ve Musul'dan gelen IŞİD bildiklerinin Kerkük'ün 15 kilometre güneyindeki Beşir köyünde buluşması sırasında düzenlendi. Amerikan güçleri öncülüğündeki Ağustos ayında sürdürülen ve pazartesi gününden bu yana Suriye'de IŞİD militanlarına yönelik yapılan yaklaşık 200 hava saldırısı oldu. Türkiye'ye doğru büyük bir göç akınının başladığı Kobani'de IŞİD'le Demokratik Birlik Partisi PYD'nin silahlı birliği YPG arasındaki çatışmalarda devam ediyor. Çatışmalar Türkiye sınırından görülebilecek kadar yakında. Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattına tank ve zırhlı araçlar yerleştirmeyi sürdürüyor. Tankların namluları Suriye'ye çevrilmiş durumda. Şimdi hemen İngiltere'ye dönelim. IŞİD'le mücadeleyle ilgili olarak bugün söylediğimiz gibi İngiltere parlamentosunda kritik bir oylama vardı. Londra'ya Mehmet Bal'a dönüyoruz. Ve Mehmet bize bu kararın nasıl çıktığını, nasıl yankılandığını aktaracak. İlginç bir karar aslında Mehmet. Çünkü İngiltere parlamentosu IŞİD güçlerine karşı düzenlenecek hava saldırılarına katılma kararı aldı ama bu karar Suriye'yi içermiyor bildiğimiz kadarıyla. Yani sadece IŞİD'in Irak hedeflerini vurma kararı aldı İngiltere parlamentosu. Neden böyle bir kısıtlama var? Ne söyleyeceksin? Mehmet, senin de söylediğin gibi İngiltere sadece Irak bölgesinde faaliyetlerini yürütecek. Irak hava sahası çerçevesinde askeri operasyonunu, hava saldırılarını IŞİD'e yönelik gerçekleştirecek. Ancak buna Suriye dahil değil. Suriye'nin de dahil olabilmesi için aslında İngiltere parlamentosundan yeni bir kararın çıkması gerekiyor. Ve bu konuda milletvekilleri yaptıkları açıklamalarda da şu an için sadece Irak olduğu söyleniyor. Ancak dikkat çeken nokta şu yönde, kimin yapılan yorumlar, kimin milletvekilleri ise aslında ilk olarak Irak'ta başlanacağını, aynı zamanda da İngiltere'nin İngiltere parlamentosundan karar çıkartmadan da Suriye'ye de dönebileceği belirtiliyor. Zira iki önemli madde vardı. Onlardan biri şuydu: İngiltere'nin uluslararası alanda çıkarlarını zedeleyecek ve acilen yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısındaki artış nedeniyle İngiltere parlamentosunda oylama yapmadan da Suriye'de IŞİD noktalarını vurabilir açıklaması daha önce yapılmıştı. Ancak bugün toplamda 524 evet oyuyla 43 hayır oyuna karşın İngilizler askeri operasyonu, hava operasyonunun resmen İngiltere parlamentosunda onaylamış oldular. Sabah saatlerinden hareketlilik başladı Londra'da. Özellikle İngiltere parlamentosunda görüşme yapıldı. Irak'ın talebi değerlendirildi. Irak'ın resmi olarak İngiltere'ye bir yardım talebi vardı. İlk önce bu masaya yatırıldı. Milletvekilleri dinlendi. Ardından oylamaya geçildi. Bu evrede konuşulan en önemli konulardan biri de Türkiye'ydi. Milletvekilleri İngiltere parlamentosunda yaptıkları açıklamalarında Türkiye'nin aslında bu noktada anahtar, kilit rol oynadığını belirttiler. Türkiye'nin
Batı ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söylediler. Gün boyunca biz de İngiltere parlamentosundaydık ve parlamentoda milletvekilleriyle ve bakanlarla görüşebilme şansımız oldu. Keza onlar da aynı şekilde Türkiye'nin olası operasyonda askeri operasyon seçenekleri içerisinde Türkiye'nin de çok önemli olduğunu vurguladılar. O isimlerden biri İngiltere'nin gölge savunma bakanı Vernon Cochrane'dı ve bir diğer önemli isimse İngiltere'de milletvekili George Galloway'dı. George Galloway ve Cochrane'la yaptığımız röportajı isterseniz şimdi hep birlikte izleyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için Mr. Cochrane. Acaba bugün nasıl bir karar çıkacak? Bence açıkça görülüyor. Büyük bir çoğunluk, parlamenterlerin büyük çoğunluğu bu teklifden yana, hükümetin bugün getirdiği tasarıdan yana elbette Irak'la ilgili amaç çok açık. Hava saldırıları da içeriyor ve kesinlikle kara operasyonunu içermiyor. Suriye ile ilgili bir durum olması halinde başka bir parlamento oyu gerekecek. Kesinlikle kara harekatı düşünüyoruz, hava saldırılarını da düşünüyoruz. Acaba bu teklifi destekliyor musunuz yoksa buna karşı mısınız? Biz kesinlikle IŞİD'e karşıyız ve Irak'taki eylemlerine karşıyız. Bu yüzden de hava saldırılarını bekliyoruz ve Irak'ta bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sizce Türkiye, kilit ülkelerden bir tanesi mi bu operasyonda? Türkiye inanılmaz derecede önemli bir ülke. Şunu her zaman hazırlamalıyız. Türkiye bizim müttefikimiz. Türkiye bir NATO üyesi. İşte bu yüzden önemi büyük ve bölgesel güç. İşte bu yüzden Türkiye'nin Kürt mültecileri nasıl desteklediğine bakmalıyız. Elbette bu konuyu Türkiye ile de konuşacağız. Ve bu özel durumda da Irak durumunda da Türkiye ile işbirliği yapmak isteriz. Hepimizin bir arada çalışması gerekiyor bu sorunun üstesinden gelmek için. Türkiye de çözümün önemli bir parçası. Bugün Irak'tan bahsediyoruz. Peki Suriye'deki IŞİD konusunda ne düşünüyorsunuz? Suriye'deki IŞİD konusunda biz düşüncemizi çok açık şekilde belli ettik. İngiliz ve Amerikan hava saldırılarını destekliyoruz İngiltere olarak ama aynı zamanda Suriye'deki elim açık bir amaç dahilinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz daha önce söyledik, Birleşmiş Milletler'e gidip Güvenlik Konseyi kararından sonra bunu yapmak daha iyi diye düşünüyoruz ve herhangi bir politika amacının belirli çizgilerle belirlenmiş olması gerekiyor. Sayın Cochrane, son sorum. Sizce nasıl yenilecek IŞİD? Ve İngiltere'nin IŞİD'e karşı planı nedir? Aslına bakarsanız bu çok açık. IŞİD açısından değerlendirecek olursak ilk olarak hava saldırılarını hedefliyoruz. Irak'taki hava saldırılarını. Daha sonra işte Peşmerge ile birlikte çalışmak istiyoruz. Irak bölgesel Kürt yönetimiyle beraber çalışmak istiyoruz ve Irak hükümeti de açık ve kapsayıcı bir hükümet. Bu yüzden onlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Yani biz onları yalnızca askeri harekatla yenmek istemiyoruz. Aynı zamanda siyasi eylemlerle de desteklemek istiyoruz ve onları yenmek istiyoruz. Türkiye gibi ülkeler de çok önemli. Çünkü bu radikallerin üstesinden gelmesi için bu çok önemli. ISIL is a terrorist organization. Mr. Galloway, çok teşekkürler katıldığınız için. Sizce bugün nasıl bir karar alınacak? Ne yazık ki büyük bir çoğunluk İngiltere'nin Irak'taki bombalamaya katılımı yönünde karar alacak. Aynı zamanda Suriye'yi. Muhtemelen bu kaçınılmaz olacak ve batılı askerler eninde sonunda Irak ve Suriye tarafına gitmek zorunda kalacaklar. Ben bütün üç partinin de bu teklifi geçireceklerini düşünüyorum ama ben buna karşıyım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye bu operasyonda kilit bir ülke mi?
Türkiye'nin askeri gücü çok büyük çünkü NATO üyesi aynı zamanda ve Irak'a da komşu bir ülke. Irak'a askeri açıdan da yardımcı olmalı. Suriye Arabistan'ın 700'den fazla uçağı var. Türkiye, İran ve Suudi Arabistan arasında bu mesele çözülebilir. Evet, İngiltere'nin gölge savunma bakanı olarak nitelendirilen Vernon Cooker kabul edileceğini söyledi zaten ve kabul de edildi. Ama hocam, neden sizce İngiltere parlamentosu sadece Irak'taki IŞİD hedeflerini vuracak bir harekata katılacak? Suriye'yi niye katmadılar acaba bunun içerisinde? Nasıl değerlendirmek lazım bunu? Açıkçası tam bilmiyorum, tartışmaları takip etmek gerekirdi herhalde. Ben de bunu izlemedim ama tahmin ediyorum İngiltere'nin geçmişiyle bağlantılı bir hassasiyet olabilir. Irak'ta biliyorsunuz İngiliz kolonisiydi. Evet. Fransa Suriye'de kolonisiydi. Belki böyle bir tarihsel bağlantı. Belki daha önceki 2003'teki Irak Savaşı'nda veya Irak işgalinde biliyorsunuz İngilizler Irak'a girmişlerdi. Dolayısıyla onun devamı gibi bir karar da alınmış olabilir. Ama haberde de söylendi, çok da önemli gözükmüyor. Ciddi bir destek var. Dolayısıyla Suriye'ye gerekli olursa muhtemelen orası da bir karar. Ki Amerika'da öyle başlamıştı. Önce onlar da sadece Irak'taki hedefleri vuruyorlardı. Sonra Suriye'ye geçtiler. Tabii bir başka ifadesi daha var. Türkiye IŞİD'le mücadelede kilit ülke diyor. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu havaalanında. Dedi ki 2 Ekim'de meclise tezkere gelecek. Irak ve Suriye ve IŞİD konusuyla ilgili olarak. Ve insani adım atarız ama başka adım atamayız demiştik biz bugüne kadar. Çünkü neden? Türk diplomatlar ve rehineler vardı IŞİD'in elinde. Ama çok önemli bir şey söyledi. Şimdi şartlar değişti dedi. Şimdi İngiltere tarafından da böyle bir şey görüyoruz. Yani işte Türkiye kilit ülke olacak deniliyor. Öte yandan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye'ye geldi. Pazartesi günü hem Başbakan Davutoğlu ile hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler. Bu da son derece önemli bir görüşme ki daha önce Kürt yönetiminin hatırlayacaksınız biraz serzenişi olmuştu IŞİD'e karşı operasyon konusunda, Türkiye'nin tavrı konusunda. Biz önümüzdeki haftadan sonra özellikle Türkiye'nin tavrına dair neler görürüz? Önce size bunu sorayım. Daha sonra bir askeri operasyon olasılığı, uluslararası bir operasyon olasılığını konuşalım. Şimdi bir kere hani Türkiye kilit ülke mi değil mi konusuna bakalım. Bir kere şu anda kilit ülke değil. Çünkü Türkiye bu işin içinde değil. Dışında olduğumuza göre sınırımıza kadar tam sınırımıza. Şimdi onu söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de işte 877 kilometre, Irak'ta da 331 kilometre gibi toplamda 1100 kilometrelik bir uzun bir sınır var. Eğer Türkiye böyle bir operasyona katılmak isterse bu bölgedeki en önemli ülke bu operasyona katılabilecek ve iki ülkeye kara harekatı yapabilecek noktada. Şimdi bu tamam. Ama Amerika'nın, İngiltere'nin veya dışarıdan başka ülkelerin, uzaktan başka ülkelerin Türkiye bu işin kilit ülkesi demeleri de aslında çok anlamlı değil. Bir taraftan çok da manidar öteki taraftan. Çünkü onlar bir taraftan Türkiye'yi görmek istedikleri yere doğru da itelemek, sürüklemek veya arkadan hafiften desteklemek istedikleri için buraya bizi yönlendiriyorlar. Buradaki esas mesele, biz bunu istiyor muyuz? Ve bu bize stratejik olarak avantaj mı getirir yoksa dezavantaj mı getirir? Şu ana kadar evet Türkiye bir farklı bir politika izliyordu. Çünkü işte insan nedenler vesaire vardı. Ama onun öncesinde tabii Türkiye'nin oradaki farklı gruplarla farklı türde ilişkileri de vardı. Yani sadece mesele 49 veya 46 Türk vatandaşının esareti değil, başka nedenler de vardı. Ama pozisyon bu hafta itibariyle ciddi miktarda değişti. Cumhurbaşkanının New York'taki konuşmaları, orada basınla yaptığı görüşmeler ve bugün Türkiye'ye döndüğünde yaptığı açıklamalarla belli ki Türkiye pozisyonunu değiştiriyor. Fakat nasıl bir noktaya geleceği konusunda henüz bence yeterince bir açıklık yok. Yani şu anda tüm dünyaya verilen bir mesaj var. O mesaj, bugüne kadar ki Türkiye, gördüğünüz Türkiye farklı bir Türkiye'ydi. Çünkü o çok eleştirildi Batı'da, özellikle Batı basınında. Şimdi biz aslında başka bir şey yapmak istiyoruz, niyetimiz var deniyor ama henüz
o ne yapmak istediğimizle ilgili bir açıklık yok. Şimdi meclis kararı önemli hukuki altyapı açısından. Tabii, ama pratik önemli. Anlamda da çok fazla önemi yok. Çünkü meclise gelen zaten AK Parti'nin mecliste çoğunluğu var. Böyle bir karar geçecek. Zaten yıllardan beri mecliste geçen dönem dönem her evet, dönem geçen tezkereler var. Bu onun bir uzantısı olacak. Tabii o tezkereler Irak'a yönelikti genel olarak. Suriye'de muhtemelen buna eklenecek. Bu hükümetin elini hukuki anlamda açacak. Ama daha sonra ne yapacaklar konusu ayrı bir tartışma konusu ve bence henüz o daha net değil. Yani bir takım basın açıklamaları var ama resmi politikamızın henüz değiştiğini görmedik. Peki, evet işte resmi politikamız herhalde bu hafta şimdi tartışmalarda da döndü. Evet, evet. Bir araya geleceklerdir. Başbakanla da güvenlikle ilgili bürokratlarla da yetkililerle evet. de konuşacaklar. Tabii dediğimiz gibi Neçirvan Barzani geldi. Onunla tabii. yapılacak görüşme son derece önemli. Çünkü burada mesela PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in de bir açıklaması var bugün. O da diyor ki Kobani'de bir katliam söz konusu ve uluslararası güçleri NATO'da dahil olmak üzere biz bunu durdurmaya davet ediyoruz diyor. Yani bölgedeki Kürtler katlediliyorlar. Bir katliam durumu söz konusu. Bu durdurulmalıdır diyor. Peki tüm bu çağrılar ki bir çağrı da biliyorsunuz Irak'tan gelmişti. Irak yönetimi de uluslararası kamuoyunu ve güçleri IŞİD'e karşı harekete geçmeye çağırdı ki zaten Amerika'nın başlattığı hava bombardımanı da onun arkasından evet. başladı. Şimdi siz tüm bu çağrılar gelinen son nokta Türkiye'nin artık özellikle Musul'da rehin tutulan diplomatlarının vatandaşlarımızın hepsini burunları dahi kanamadan şükürler olsun ki ülkeye dönmesinden sonra bir askeri hani Türkiye'nin de vereceği bir destekle uluslararası bir güç oluşması, bir askeri operasyon, bir kara harekatını kastediyorum. Böyle bir şeyi ne kadar mümkün görüyorsunuz? Mümkün ama tavsiye edilir mi derseniz o başka bir şey. Bence çok tavsiye edilmez. Çünkü bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bugün İngiltere Parlamentosu'nun aldığı kararla İngiltere'nin kara harekatına asker göndermeyeceklerini biliyoruz. Dolayısıyla eğer kara harekat yapılacaksa burada, Amerika Başkanı da bunu defalarca söyledi, bölge ülkelerinin ön alması gerektiğini, liderlik etmesi gerektiğini, bunu yapması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dışında bakıyorum bölge ülkelerine, şimdi hani ilk operasyonu, bombalamayı gerçekleştiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile 5 Arap ülkesiydi. Bunların hiçbirinin aslında galiba Ürdün aralarında vardı ama onun dışındakilerin bu bölgeye sınırları yok. Yok. Olsa da fark etmiyor. Çünkü Ürdün sınırı, Lübnan sınırı aşağıdan bakıyorsunuz. İsrail sınırı Suriye açısından. Bunlar operasyon bölgesine çok uzak yerler. Irak açısından da Kuzey Irak yine aynı noktada. Dolayısıyla eğer bu bölgeye İran kuzey bölgelerine veya Suriye'nin kuzey bölgelerine bir operasyon yapılacaksa bu Türkiye üzerine yapılacak. Kara harekatı yapılacaksa. Şimdi böyle yani bir bu tabii şu anlama gelmiyor. Toprak anlamında Türkiye Türk üzerine. Türk askerinin katılması anlamına gelmiyor ama tabii gelmiyor ama Türkiye topraklarında önce lojistik aynen. olarak yerleşip aynen. Türkiye topraklarından bölgeye giriş yapmaları anlamına geliyor. Şimdi bu birincisi, ikincisi bunun için bölge, de bir tezkere gerekecektir. Tabii gerekecektir. Ayrıca bölge ülkelerinin böyle bir imkanı var mı, gücü var mı diye bakarsanız böyle bir güçleri de yok. Yani orada konuşlanması gereken asker sayısı olarak baktığınızda Türkiye işin içinde olmadan Arap ülkeleri kendilerini bunu yapamayacaklardır. Zaten İsrail'in olmasını kimse istemeyecektir. Hı hı. Yani böyle bir operasyon yapılacaksa bunu Amerika Birleşik Devletleri de çok ifade etti. Müslüman ülkeler tarafından yapılması. Yani burada Suudi Arabistan, Mısır, İşte Ürdün, yani Katar belki. Katar, yani. Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır'ı pek buna katmayı düşündüklerini sanmıyorum. Yani böyle bir ekip. Ama Mısır katılmak şey yani. İsteyebilir belki ama yani bu burada i̇şte bir. Orada tabii bizimle ilişkilerimiz olmaz. Sonuçta aynen. yani bizim Mısır'ın Cumhurbaşkanı'nın iktidara gelme durumuyla ilgili. Tabii. Yani Türkiye'nin tavrı belli yani. Darbeyle. Asker göndermesini evet. kabul ediyor. Ama bu bence bu zaten olası bir senaryo değil. Hı hı. Zaten Türkiye'nin işin içine girmesi bu anlamda Amerika veya İngiltere açısından önemli gözüküyor. Türk askerinin girmesi demektir. Şimdi zaten Türk askeri sınırı geçti, geçmedi. Türkiye'den operasyon yapılsa bile aynı şey. Biz geçmesek de aynı şey. Biz o bölgede bir çatışmanın içinde yer alacağız. Zaten bu, hocam arada bir demir yolu var şimdi. Tabii. Sadece hani görüntüler de var.
insanlar hani demir yolunun hani şu demir yolu bu tarafta çatışma var. Burası Türkiye sınırı. Hani bu tarafa geçenler oradan kaçıyorlar zaten. Geçtikten sonra Türkiye sınırından tabii, bir tepenin üzerine oturup karşıdaki çatışmaları izliyorlar. Tabii fakat sınırlar çok sembolik şeylerdir. Yani orada hiçbir şey de olmayabilir. Fakat siz o sınırı askerle geçtiğinizde artık çatışma bölgesindesiniz ve size ateş edilebilecek anlamına geliyor. Siz de cevap vereceksiniz. O zaman savaşta demek. Yanlışlıkla iki tane havan topu düştü. Şimdi yani IŞİD'in attığı tabii, iki havan hani topu yanlışlıkla düştü. Düşmüştür. İnsan ölmez, az ölür. Üzüldüğünü bildirir vesaire. Onlar başka şeyler ama operasyona başladığınızda fiilen çatışmanın tarafısınız demektir. Türkiye böyle bir şey yapmak isteyecek mi? Ben emin değilim. Benim hani şahsi görüşümü sorarsanız bunun yapılmaması gerektiğini. Ama peki şunu soracağım hocam. Evet tabii ki Türkiye'nin de bir silahlı kara operasyonunun içerisine katılmasını kimse arzu etmez sonuçta. Hani bölgedeki zaten savaş keşke bir an önce bitse ama sadece hava bombardımanıyla yani IŞİD'in ilerleyişini durdurmak hatta geriletmek mümkün olabilecek mi sizce? Yani Amerika karşı kesinlikle karşı çıkıyor. İşte Batılı devletlerden gelen açıklamaları biliyoruz ama yani nasıl olacak peki hava bombardımanıyla? Şimdi Amerika siz bir kere yeterli görüyor musunuz bunu? Kısa dönemde yeterli olmayacağı açıktır. Yani sadece hava harekatıyla bir her nihai sonuç almanız hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir harekatta bu mümkün değildir. Mutlaka evet, sahaya inilmesi gerekir. Amerika'nın açıklamalarına baktığınızda zaten IŞİD'e karşı mücadelenin yıllar sürebileceğini söylediler. Öyle hani 3-5 kere bombalayarak bu işin sonuçlanmayacağını biliyorlar. Fakat onların yaptıkları plan eğer bir Türkiye ve bölge ülkeleri kara harekata girmeyecekse onların düşündükleri plan aslında IŞİD'i belli bölgelerde tutmak. Çünkü IŞİD'i tamamen yok etmek, hava harekatını yok etmek değil, yayılmasını önlemek, belli bölgelerde tutmak. Para kaynaklarını kesmek işte şeyleri, yani rafineleri bombalıyorlar ve bu arada zaman kazanarak kazandıkları zamanda Irak ordusunun yeniden yapılandırılması, eğitilmesi, güçlendirilmesi ve Irak'ta onların IŞİD'e karşı savaşması, Suriye tarafında ise muhaliflerin güçlendirilmesi yani silah ve eğitimle güçlendirilmesi, orada da onların IŞİD'e karşı savaşması gibi bir bu plan öyle bir plan gözüküyor. Ama yani burada en zor durumdaki ülke Türkiye şu anda. Çünkü bu bahsettiğiniz plan evet gerçekten de hani sizin söylediğiniz gibi bir şey var. Yani açıklamalardan böyle bir sonuç çıkıyor. Ama yani Türkiye'nin tam sınırımızın dibinde şu anda silahlı çatışmalar var. Yani olabilir yani Türkiye'nin sınırının dibinde daha önce de 1980'li yıllarda baktığınızda İran-Irak Savaşı vardı. Hı hı. 91'den itibaren de Irak'ta sürekli savaş var. Türkiye'nin sadece sınırında değil 1984'ten itibaren Türkiye'nin güneydoğusunda içinde de aslında ciddi evet, bir çatışma var. Şimdi bunların hepsi farklı boyutlarda şeyler. Bunlara farklı şekillerde cevap verilebilir. İşte tampon bölge kavramı tartışılıyor. Türkiye belki hava harekatına katılabilir. Belki işte belki de kara harekat yapacak. Yasak bölge talebimiz var. O galiba zaten onay görmedi. Birleşmiş Milletler tarafında bir kabul edilmedi. Şimdi bir de hani kara harekatı yapılacaksa bunun ölçüsünü düşünmek gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Irak'a yaptığı harekatta şimdi, kaç asker kullandığına bakmak gerekiyor. CIA'in tam burada şunu söylüyor. CIA'in bir açıklaması var. CIA diyor ki IŞİD'in bölgede 30-31 bin civarında şeyi var. Militanı var. Evet. Çok büyük bir rakam değil aslında bu. Evet küçümsenecek bir rakam değil ama çok büyük de bir rakam değil. Yani dolayısıyla öyle çok büyük hani orduları gerektiren bir yok, buna katılmıyorum. Harekatı belki PKK'nın kaç tane militanı var? Düşünürseniz herhalde 7-8 bin, hı-hı, hadi bilemediniz 10 bin. Türkiye ile 1984'ten beri çatışıyorlar ve yenişlememe durumu ortaya çıktı. Yani siz 30 binlik bir ordunun karşısında 30 binlik bir asker çıkartarak daha onları yenebileceğinizi düşünmek çok kolay bir şey, hı-hı, değil. Ve bir de bu 30 bin kişi ölmeye karar vermiş, evet, ölmeyi göze almış olan. Şimdi kamikazeler siz, gibi böyle. Evet, yani Türkiye'de kamuoyunun, Türk ordusunun 10 bin kişilik bir kayıp vermesini göze alabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu çok farklı bir şey. Dolayısıyla evet, bir kere böyle bir operasyon yapılacaksa hani çok büyük bir güçle karşı tarafı gücüyle çökertecek bir yapıyla gitmek gerekiyor. Oradaki sayılar 30-40 bin bence olamaz. Yani yapılacaksa çok daha büyük sayıda askerle girilmesi gerekiyor. Türkiye PKK'ya karşı Irak'ta zaman zaman operasyon yapardı hatırlarsınız evet, 90'lı yıllarda. En son operasyonu 35 bin kişiyle yapmıştı. Irak'taki işte o zaman Kuzey Irak'ta belki 2-3 bin
PKK'lı güce karşı bu yapılmış. Türkiye yani hem dağlık bir bölgede ve aynen, bir süpürme tabii operasyonu doğru şeklinde yapıyordu o zaman. Yani bunun da aslında çok farklı olacağını sanmıyorum. Hı-hı. Yani ve yani, hani ben şeye prensip olarak çatışmaya karşı olan bir insan değilim. Stratejik çıkarlar, gerekçeler, nedenler ortaya konulduğunda bu gerekiyorsa bu yapılır. Hı hı. Burada henüz karşımıza böyle bir gerekçe hükümet tarafından koyulmadı. Hani stratejik açıdan veya akademik açıdan baktığımda da henüz böyle bir neden yok. Hı hı. Şu anda evet, doğrudan Türkiye'ye saldıran evet birileri söz konusu değil. Dolayısıyla buna niye Türkiye, zaten Türkiye dünyanın askeri olarak buraya girsin? Yani, zaten Türkiye'de bugüne kadar bunu gözetti. Evet. Yani Irak Savaşı'nda da gözetti. Bu şu ana kadar olan süreçlere gözetti. Bir de şeyi düşünmek gerekiyor. Başka şeyler de var. Sadece Irak'taki, Suriye'deki IŞİD militanları, askerleri ne derseniz deyin, savaşçıları meselesi değil. IŞİD'e katılan, Türkiye'den katılan insanlar var. Bunların Türkiye'deki arka planı var, altyapısı var. IŞİD'in Türkiye'de bir takım operasyonlar, mesela bombalama eylemleri yapma hı-hı imkanı, olasılığı söz konusu. Yani bunların da düşünülmesi gerekiyor. Ve bir başka soru aslında, bütün bunları bir kenara bıraktık, hepsini geçtik. Türkiye Orta Doğu'da bu işlerin sonunda nasıl bir yapılanma görmek istiyor mesela? Evet. Yani IŞİD'i ortadan kaldırdık. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyindeki, yani ortasından kuzeyine kadar olan bölgedeki Sünni güçleri baskı altına aldıktan sonra Irak'ta oluşacak yapı nasıl bir yapı olacak mesela? Veya Suriye'de kuzeyde oluşacak yapı nasıl bir yapı olacak? Türkiye bunların hangisini istiyor? Doğru. Sorular. Bunların şimdi çok öyle önemli. Ya da böyle kabul ederiz ya da etmeyiz ama IŞİD'in bölgede kontrol altında tuttuğu bölgeler var. Oralardan çekilince oraları kim dolduracak diyorsunuz. Çok doğru. Evet. Biz ne istiyoruz? Yani bu evet, soruyu kendimize sormamız kesinlikle gerekiyor. Ve Türkiye'nin şu ana kadarki pozisyonu aslında belli bir cevap verdiğini gösteriyor. Hı-hı. Ama değişen pozisyonunda o cevap da değişecek mi, onu görmemiz gerekiyor. Yani peki. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Böylelikle Küresel Bakış'ın bu akşamlık ve bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine hafta içi her gün saat 14 ve akşam 21'de canlı yayınlarda karşınızda olacağız ve dünyada yaşanan gelişmelere size küresel bir bakış çerçevesini sunmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar, güzel bir hafta sonu diliyoruz.